Merhaba. Bugün size ilk önce bir videoyu göstereyim, ondan sonra gördüğünüz gibi çok daha kullanılan bir uzancalı bir kaplama kutak. Malezya bu ama kendi dünyasının çok sayıda farklı filmleri var. İnternete girerseniz foldable double deck bed yazarsanız çıkıyor. Bir 4 çubuk mekanizması kullanılan. Hemen Excel'de olsun, GeoGebra'da olsun analizini yapabilirim dersiniz ama bir fark var diğer şeylere göre. Genellikle sabit uzuva bağlı olan bir uzuv tahrik elemanı ya da girdi olarak veririz. Bunda ise dikkat ederseniz bir yer uzvu yani ranzaya bir hareket veriliyor. Bu durumda mekanizmanın boyutlarını şimdi ele aldığımızda göreceksiniz ki bu çift sarkaç. Sabit uzva bağlı olan kollar ilk önce bir yöne ondan sonra ters yöne hareket ediyor. Yani aynı yönde hareket etmiyor devamlı olarak hareket sırasında. Buna karşılık yatak, ranza hepsi tek yönde. Bu ranza tek yönde dönerek hareket ediyor. Saat ayakkabının yönünde dönerek kapanıyor. Şimdi bu durumda eğer GeoGebra'da çözmeye kalkarsanız yapamıyorsunuz geometrik olarak. Çünkü bu kranklardan birisini girdi olarak vermeniz gerekiyor. O zaman da tek bir yönde döndüğünden dolayı kilitleniyor mekanizma. Bu öyle bir şey olmuyor. Bizim girdi olarak bir yer uzvunun açısını vermemiz, hareket ettirmemiz gerekiyor. Onu da mutlaka analitik olarak çözmeniz gerekiyor. Şimdi yani geometrik olarak çözemezsiniz bu problemi. Geometrik olarak çözmeye kalkarsanız deneme yanılma yapmanız gerekir. Öyleyse GeoGebra aslında geometri olduğu kadar da cebirini kullanacağız. Ama ilk önce bir analitik olarak bu denklemlerini çıkarmamız gerekiyor. Şimdi ben istenilen şeyi düşünerek yatak belli bir konumdan belli bir konuma gelecek. Ona göre tasarımını yapmaya çalıştım. Yükseklik oradaki bayanların boylarını düşünerek şey ederek ranzanın yaklaşık 1600 milimetre falan yükseklikte olacağını kabul ettim. Ona göre şu uzuv boyutlarını çıkardım. Bu uzuv boyutlarına baktığımızda zaten hemen görüyorsunuz. En uzun boyutla en kısa uzuv boyutunu topladığımızda 2431 oluyor. Diğer iki uzuv boyutları 2500 oluyor. Yani bu Grassof kuralına uyan en kısa uzuvda 1031 olarak en kısa uzuvda bir yer olduğundan dolayı ona karşı gelen uzuvda sabit olduğundan dolayı bunun bir çift sarkaç olduğunu, Grassof kuralına uyan bir çift sarkaç olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu analizini yapabilmek için devre kapalılık denklemini kullanırız. Yalnız devre kapalılık denklemini yazarken tutup da yatay ekseni alırsam, yatay ekseni x ekseni olarak alırsam denklem çok oldukça karmaşık çıkıyor. Şuradaki açılar devreye giriyor. Bu denklemi basitleştirebilmek için A0'dan geçen x ekseninde A0 ve 0 doğrultusunda olan bir eksen takımı aldım. Sabit eksen takımı aldım. Tekrar ediyorum. Bunun nedeni denklemimizi basit bir hali şekilde yazmak için. Ondan sonra
yataya göre olan şeyleri şuradaki bulduğum açılardan giderek ben tekrar geri döneceğim. Onu sonunda göstereceğim. Bu eksen takımına göre bir dört çubuk mekanizmasında A0A vektörü artı AB vektörü daima A0B0 vektörü ve B0B vektörüne eşit olacaktır. Eğer bu devre devamlı olarak kapalı duruyorsa, yani bu uzuvlar bir, devamlı olarak bir zincir oluşturuyorsa bunun sağlanması lazımdır. Bu vektörleri en kolay bir şekilde kompleks sayılarla yazarsak, kompleks sayılarda da E üzeri i teta, teta vektörün açısı, A da vektörün boyutu, A2, E üzeri i teta 1, 2, bu A0, A vektörü, A3, E üzeri i teta 1, 3, A, B vektörü, tekrar ediyorum, x'ye koordinatı, bu seçtiğim x'ye koordinatına göre, eşittir, eksi A1, dikkat ederseniz eksi yönde gidiyorum, artı A4, E üzeri i teta 1, 4. Şimdi bu denklemde, bir kompleks denklemdir. İsterseniz bunu reel ve sanal kısımlarını yazarsanız iki denkleme, skalar denkleme elde edersiniz. Bu denklemde teta 1, 3 veriliyor. Biliyoruz, girdi. Bilinmeyenler teta 1, 2 ve teta 1, 4. İki bilinmeyen de iki denklem oluyor. Ama trigonometrik denklemler çıkar. Şimdi benim amacım bu kompleks devre denkleminde teta 1, 3 verildiğinde teta 1, 2'yi çözmek. Teta 1, 3 verildiğinde teta 1, 2'yi çözmek için yapacağımız yöntem şudur. Bilinmeyen teta 1, 4'ü yani elimine etmek istediğim teta 1, 4'ü yok etmek istediğim teta 1, 4'ü bir tarafa alırım. Denklemi A4 E üzeri i teta 1, 4 eşittir A1 artı A2 E üzeri i teta 1, 2 artı A3 E üzeri i teta 1, 3 diye yazabilirim. Şimdi bu denklemin isterseniz iki denklemi indirgeyebilirsiniz reel ve sanal kısımlarını yazarak. Onun yerini kompleks düzlemde çalışarak yapmak istediğimizde bu denklemin eşleniğini yazarız. Eşleniği nedir? A0B0 eksenine bir ayna koyun. Aynada bu mekanizmanın görüntüsünü izleyeceksiniz. Bu görüntüde x boyutları aynı uzunlukları aynı yönde x boyutları yönünde kalır. Y boyutları ise aynaya ile baktığınızda bunun tam tersi olacaktır. Öyleyse iyi gördüğünüz yere eksi yazarsanız ayna görüntüdeki mekanizmanın hareket devre kapalılık denklemini yazmış olursunuz. O da eğer bu gerçeği geçerliyse mekanizmanın bu gerçeği hareket ediyorsa devresi kapalıysa görüntüdeki devre de daima kapalı olacaktır. Öyleyse bu denklemini devre kapalılık denklemi de kompleks eşleniği de yine bir devre kapalılık denklemi olarak geçerlidir. Öyleyse A4 E üzeri eksi teta 1 4 A eşittir A1 artı A2 E üzeri eksi teta 1 2 artı A3 E üzeri eksi teta 1 4 3 olarak çıkar. Eğer bunu da reel ve sanal kısımlarını yazarsanız yeni bir denklem, dört denklem elde etmezsiniz. Yani aynı denklemleri elde edersiniz. Yani bunun reel ve sanal kısımlarını, bu devre kapalılık denkleminin reel ve sanal kısımlarıyla kompleks eşitliğin reel ve sanal kısımlarını eşitlediğinizde aynı denklemler elde edilir. Yani yeni bir şey yok. Kompleks düzlemde bu iki denklem elde etmiş oluyorsunuz. Bağımsız denklem. Bu iki denklemi birbirine taraf tarafa çarptığınızda ve hatırlarsanız E üzeri i teta çarpı E üzeri eksi i teta eşittir E üzeri aynı tabana sahip iki değeri çarptığınızda üstleri toplarsınız. Teta eksi i teta sıfır olur. E üzeri sıfırın da değeri birdir. Bunu bile şey derseniz A4 kare, A1 kare, A2 kare, A3 kare çıkar. Ondan sonra da çarplar terimler çıkar. Çarplar terimlerin bir tanesini göstereyim. A2, A3, E üzeri i teta 1, 2, eksi teta 1, 3. A2, A3, burada da bu değerlerin eksisi öyleyse E üzeri i teta 1, 2, eksi teta 1, 3 artı E üzeri eksi i teta 1, 2, eksi teta 1, 3 olur. Bu şekilde
bu denklemi elde edersiniz. Şimdi bunu çözmek için yine bir Euler formülünü kullanırız. E üzeri i teta eşittir kosinüs teta artı i sinüs teta'dır. Bunun eşleniği, kompleks eşleniği e üzeri eksi i teta eşittir kosinüs teta eksi i sinüs teta'dır. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak e üzeri i teta artı e üzeri eksi i teta toplanınca artı eksi götürür. 2 kosinüs teta olur. İstiyorsanız e üzeri i teta eksi e üzeri eksi i teta'ya bakarsanız o da 2 i sinüs teta olur. Şimdi bunu bu eşitliği Euler formülünden elde ettiğimiz bu eşitliği şu denklemde kullandığımızda bakın şu değerlerin hepsi kosinüs olarak bize sonuç verecektir. Öyleyse 2 a1 a2 kosinüs teta 1 2 şu terim. 2 a1 a3 kosinüs teta 1 3 bu terim. Görüyorsunuz. Artı 2 a2 a3 kosinüs teta 1 2 eksi teta 1 3 bu terim. Ondan sonra sabit terimler a1 kare artı a2 kare artı a3 kare A4'ü de bu tarafa getirince eksi A4 kare eşittir 0 olarak denklemimiz çıkar. Şimdi burada bir basitleme yapıyoruz. 2 A2 A3'e böldüğümüzde 2 A2 A3'ü bu kasayı bölersek ne olur? A1 bölü A2 gider, 2 gider. A1 bölü A3 kalır. 2 A1 A3'ü 2 A1 A2 A3'ü bölersek A3 gider, 2 gider. A1 bölü A2 kalır. 2 A2 A3 1 olur. Bu kasayı 1 olur. Bu değerde altına 2 A2 A3 gelir. Bu durumda ben elde ettiğim bu denklemi K1 kosinüs teta 1 2 artı K2 kosinüs teta 1 3 artı K3 artı kosinüs teta 1 2 eksi teta 1 3 olarak yazabilirim. K1 K2 K3 gördüğünüz gibi kas sayılardır. Bir özelliği vardır bu kat sayıların çok önemli. Uzun boyutlarını biliyorsam K1, K2 ve K3'ü hesaplayabilirim. Yani bu değerleri K1, K2, K3'ü bulurum. Analizde bu önemli. Şimdi bu durumda bu denklem bana teta 1, 2 ile teta 1, 3 arasında bir ilişkiyi göstermektedir. Benim şimdi bunu çözmem gerekiyor. Teta 1 3 verilen bir değer olduğuna göre benim teta 1 2'yi bulmam lazım. Öyleyse teta 1 2'yi ayırmam lazım. Yani teta 1 2'yi nasıl ayırırım? İlk önce kosinüs teta 1 2 eksi teta 1 3 teriminde teta 1 2 ve teta 1 3 birlikte olduğundan dolayı bunu ayırmak için trigonometrik eşitlik kullanırım. Trigonometrik eşitlikleri de artık eskisi gibi ben ezberlemiştim eskiden ama şimdi artık ezberlemenize gerek yok. Trigonometrik eşitlikler diye yazın, internete girin, yazın. Çok değişik sitelerden bütün trigonometrik eşitlikleri indirebilirsiniz, bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Herhalde için elinizin altında hazır bulunur, bulunur yani bir sorun yok. Kosinüs teta eksi fi eşittir kosinüs teta kosinüs fi artı sinüs teta sinüs fi. Bunu kullandığımda bu denklemi dikkat ederseniz şurada kosinüs teta 1 2 eksi teta 1 3'ü kosinüs teta 1 2 kosinüs teta 1 3 artı sinüs teta 1 2 sinüs teta 1 3 diye yazdım. Şimdi bu denklemde bizim problemimizde teta 1 3 verilen bir değer biliyoruz. Gizli olarak alacağız. Sıfırdan 180'e kadar değiştireceğiz hareketi izlemek için. Teta 1 2'yi bulmak istiyoruz. Şimdi o durumda teta 1 2'yi olan terimleri terimlere göre bu denklemi yeniden yazayım. Kosinüs teta 1 2 terimleri iki tane. Bakın bir K1 kosinüs teta 1 2 var. Bir de şurada kosinüs teta 1 2 kosinüs teta 1 3 var. Kosinüs teta 1 2 parantezini açıyor alıyorum. K1 artı kosinüs teta 1 1 3 olarak yazıyorum. Sinüs teta 1 2 terimi tek bir tane var. Sinüs teta 1 2 sinüs teta 1 3 K, bir de teta 1 2'ye ihtiva etmeyen iki terim var. K1 K2 kosinüs pardon K3 ve K2 kosinüs teta 1 3. Bu iki terimi de yazıyorum.
şöyle bir denklem elde ettim. Yine bir problemim var. Kosinüs teta 1-2 var, sinüs teta 1-2 var. Benim size teta 1-2'yi çözmem lazım. Öyleyse bunu çözebilmek için bir bu denklemlerde kullanılan bildiğim bildiğimiz bir yine trigonometrik eşitlik kullanacağız. Yani hem kosinüs teta 1-2'yi hem sinüs teta 1-2'yi tek bir şekilde ifade etmek için, gösterebilmek için bunu yapıyoruz. Bu da açının yarısının tanjantı, yani yarım açının tanjantı diyeceğim. T eşittir. Tanjant 1 bölü 2 teta 1 2 yazarsam, kosinüs teta 1 2'yi ve sinüs teta 1 2'yi T cinsinden ifade edebiliyorum. T tanjant 1 bölü 2 teta 1 2. Kosinüs teta 1 2 eşittir 1 eksi t, t kare bölü 1 artı t kare. Sinüs teta 1 2, 2, 2 ise 2 t bölü 1 artı t kare olarak ifade edilebilir. Şimdi bunları, bu değerleri, kosinüs teta 1 2 ve sinüs teta 1 2 t cinsinden ifade ettiğimiz bu değerleri denklemimizde kullandığımızda biz ve ondan sonra da t terimlerini, t kare terimini, t terimini, c, t'yi ihtiva etmeyen terimleri topladığımızda bir ikinci dereceden denklem elde ederiz. T, tekrar edeyim, bilinmeyen. Bilinmeyen t, teta 1 2'ye bağlı olan t. Teta 1 2'yi çözmek istiyoruz. Bunu, bu değerleri şey ettiğimizde a t kare artı 2 b t artı c eşittir 0 gibi bir denklem çıkar. A kosinüs teta 1 3 k 2 eksi 1 artı k 3 eksi k 1 b sinüs teta 1 3 dikkat ederseniz 2 b t c kosinüs teta 1 3 k 2 artı 1 artı k 3 artı k 1. Şimdi bu değerler A, B, C bir uzun boyutlarına bağlı. K1, K2, K3 uzun boyutlarına bağlı. 2 girdimize bağlı. Teta 1, 3 açısına bağlı. Başka bir şeye bağlı değil. Öyleyse bu değerleri her teta 1, 3 değeri için bulabiliriz. Buradan giderek bu ikinci dereceden denklemini çözebiliriz. Yarım binom teoremini kullanacağız. Dikkat ederseniz 2BT olduğundan dolayı. Buradan T'yi çözdükten sonra teta 1 2 eşittir 2 çarpı tanjant eksi 1 T olarak atan formülünden de teta 1 2'yi bulabiliriz. Yalnız bir şey daha var. T'ye ikinci dereceden denklemin çözümü T'ye 2 değer buluruz. 2 değerden bir tanesi bizim için geçerlidir. Çünkü mekanizma ya çapraz bağlantıysa bir tanesidir, açık bağlantıysa diğeridir. Onu belirleyip ona göre bunu yapmamız gerekir. Onu yaptığımız anda da biz istediğimiz teta 1-2'yi elde edebiliriz. Analitik olarak çözmüş oluruz. Bu teta 1-2'yi bulduktan sonra mekanizmamızı çizmemiz gayet kolay olacaktır. Şimdi bir iki noktada açılarla ilgili bir şey söylememiz lazım. Dikkat ederseniz denklemlerimizi çözerken A0, B0, X eksenini alan ve A0'dan geçen eksen takımını kullanarak yaptık. Teta 1, 3, teta 1, 2, teta 1, 4 o şekilde ölçülüyor. Buna karşılık yatayla yaptığını düşünürseniz Fi 1, 2, Fi 1, 3, Fi 1, 4 olacak. Bu açılarla teta açıları arasındaki ilişki Fi 1, 2 artı alfa 1 eşittir teta 1 2 olacak. Yani fi artı alfa eşittir alfa 1 eşittir teta açıları hepsinde olacak. Veya bunun tam tersini söyleyeyim. Eğer fi'yi gidersek teta 1 2 eşittir fi eksi alfa olacak. Bu bir. Yani burada teta 1 3 eşittir fi 1 3 artı alfa açısı olur. Şimdi gizli olarak teta 1 3'ü gireceğiz ama teta 1 3 bir bu eksenden ölçülüyor. O eksen gerçekte yok. Biz genelde yataydan ölçeriz her şeyi. Bir bir. İki, AB sanal bir doğru bizim çizdiğimiz. Orada gerçekte öyle bir şey yok. Biz daha çok yatağın
konumunu görürüz. Yatağın konumuna baktığımızda yatak en yukarıdayken açıkta, en aşağıdayken de kapalı konumda. Şimdi yatak yüzeyi aşağıya bakarken şu şekilde sağ ayakkabıyla ters yönde dönerek 180 derecede açılıyor. En alt konuma ben 0 dersem, 0 açısı aşağıda, yatak aşağıya doğru bakarken en üst konumda o zaman 180 derece olur. Yani ya saat ayakkabında ters yönüne dönmeyi pozitif aldığım şekilde alarak gidince böyle olacaktır. Şimdi yatağı ölçüyorsam, yani şurada konumda yatak 180 derece açıda. Yatağın açısıyla fibir 3 arasındaki açı farkı alfa 3. Yani şu açı kadar bir fark vardır. F yatak eksi alfa 3 bana fibir 3 açısını verecektir. Teta 1-3 de fibir 3 artı alfa 1'dir. Yani yatağı tanımlarsam ilk önce fibir 3 açısını bulacağım ki yatayla yaptığı yatağın AB'nin açısı. Ondan sonra da teta 1-3'ü bulacağım. A0 B0'a göre AB doğrusunun yaptığı açı olacaktır. Buna göre ben teta 1-3'ü çözeceğim. Teta 1-3'ü girdi olarak, yani yatağa girdi olarak kabul edeceğim. Teta 1-3'ü hesaplayacağım. Teta 1-3'ü hesapladıktan sonra teta 1-2'yi hesaplayacağım. Teta 1-2'den sonra giderek fi 1-2 açısını hesaplayacağım. Gelin bunu şimdi yapalım. İlk önce yapacağım şey geogebreyi açıyorum. Geogebreyi açtık. Benim ilk yapmam gerekecek olan uzun boyutlarını geogebreye gireceğim. Şimdiye kadar geometrik olarak çalışırken şimdi bu sefer analitik olarak geogebreyi kullanacağız. Yani şuradaki gördüğünüz uzun boyutlarını gireceğim. Uzun numaralarına göre A1, A2, A3, A4 diyeceğim. Yalnız şu iki uzuvda, 2 ve 4 uzuvlarında A1x, A1y diyeceğim. A3x, A3y diyeceğim. Ondan sonra da A3 ve A1 boyutlarını, bunların karelerini alıp toplayıp karekökünü bularak A1 ve A3 boyutlarını bulacağım. Bunu bir kenarda tutuyorum. Ben iki ekran çalıştığımdan dolayı onları görebiliyorum şu anda. Siz isterseniz bir kağıt üzerine kağıda yazarak yapabilirsiniz. Buradan başlıyorum. A1x eşittir 1200. A1y eşittir 500. A2 eşittir 1400. A4 eşittir 1200. A3x eşittir 1000. A3y, pardon, y eşittir 250. Bunlar uzun boyutları. Ben buradan giderek A1 eşittir karekök SQRT aç parantez A1x karesi artı A1y karesi karekök kapattık, bulduk. A3 eşittir yine karekök A3x karesi artı A3y karesi kapattık parantezi, bulduk. 1030-1300. Şimdi bir de alfa 1, alfa 3 açıları var. Onları da kullanacağız dikkat ederseniz. Onu da yapalım, bulalım. Geri gelmişken. Alfa 1 eşittir A tan aç parantez A1y bölü A1x. Bir de alfa 2 vardı, alfa 3 vardı, eşittir A tan A3 x, pardon, y bölü A3 x dediğimizde A tanı da bulduk, alfa 3'ü de bulduk. Şimdi bu değerleri bulduktan sonra benim yapmam gereken ilk önce bu değerlere bağlı olarak
şu K1, K2, K3 değerlerini bulmam lazım. K1, K2, K3 değerleri küçük harf kullanacağım. Hem yazması kolay oluyor hem de genelde bazen sorun da çıkarabiliyor. K1 eşittir A1 bölü A3. K2 eşittir A1 bölü A2. K3 eşittir, açtım parantez, A1 kare artı A2 kare artı A3 kare eksi A4 kare, kapa parantez, bölü, aç parantez, 2 çarpı A2 çarpı A3, kapa parantez. Tamam. K1, K2, K3'ü bulduktan sonra sırada şöyle göstereyim. Bu ikinci derecen denklemin çözümü. İlk önce şu katsayıları bulacağız. Katsayılar neye bağlı? Tete 1-3'e bağlı. Tete 1-3 neye bağlı yapacağız? Yatak açısına bağlı. Şimdi bu durumda ben ilk önce bir sürgü tanımlayayım. Açı olacak. Açı 0'dan 180 dereceye kadar dönecek. Daha fazla gitmesine gerek yok. Bu açıya ben fi yatak diyeceğim. Fi yatak diyeceğim. Pardon, şuraya yanlışlıkla yazmış. Şimdi 0'dan 180 derece. Bir derece sanıyorum olur. İsterseniz sonra değiştirelim. Fi yatağı şey diyeceğim. Bunu da hemen gösterelim. Bakın ilk defa ekranınızı, grafik ekranınızı kullanıyoruz. Buraya kadarki yaptıklarımız tamamen cebirsel işlemlerdi. Fi yatak. Buradan giderek ilk önce Allah'ım, bu kayış ne duruyor burada? Tamam. Şimdi buraya geleyim. Ben ilk önce fi yataktan fi 1-3 açısını bulacağım. Fi 1-3 eşittir fi yatak eksi alfa 3 açısıydı. Bir de ondan sonra teta 1-3 diyeceğim. Teta 1-3 eşittir. Şimdi dikkatinizi çekerim. Fi 1-3 artı alfa 1 olacak. 0 dereceye getireyim. Bu şekilde buldum. Şimdi bu teta 1-3'ü kullanarak ben şurada gördüğünüz teta 1-3'ü buldum. Şimdi A, B ve C değerlerini belirleyeceğim. A, B, C'yi de A, B, C harflerini ben mahzen noktalarına kullanacağımdan dolayı A, A, B, B, C, C olarak söyleyeyim. A, A eşittir. Kosinüs, açtım parantez, teta 1-3, kapattım parantez, çarpı K2 eksi 1 artı K3 eksi K2
K1. B, BB olarak gireceğim. BB eşittir. Sinüs teta 1, 3. Ve bir de CC'yi girelim. Eşittir. Kosinüs teta 1, 3. Kapa parantez çarpı aç parantez K2 artı 1 kapa parantez artı K3 artı K1. Şimdi binom teoremine göre binom teoremini yarım açı, yarım B olarak kullanacağım. Dikkatinizi çekelim. T eşittir. Hemen T dediğimde doğru da çiziyor ama şimdi göreceksiniz şey diyecek. Aç parantez. Eksi BB. Eksi. Şimdi eksi alıyorum. Eğer açı doğru değilse artıya çevirebilirim. Karekök. BB'nin karesi. Eksi AA çarpı CC. Kapa parantez. Kapa parantez. Bölü AA. T 5,48. Şimdi teta 1,2 eşittir 2 çarpı, hatırlayın, teta 1,2 2 çarpı atan T. Oraya geldi. Öyleyse ben de burada yazacağım. Çarpı atan T. Sıfırken teta 1,2 radyan olarak veriyor şimdi. Bir şey daha söyleyeyim. Hemen bunu da düzeltelim. 180 dereceye kadar olması lazım. Yine de bir bakayım şöyle. Bunu artı yaparsan ne olur? Yok, eksi oluyor. Dikkat ederseniz olmuyor. Şimdi buradan giderek fi 1,2'yi bulayım. Eşittir. Teta 1,2'den eksi alfa 1'i çıkarırsam da fi 1,2 oluyor. Radyan cinsinden verdi. Tamam, radyan cinsinden şeyler. Bir bakalım sonra şey ne olacak. Şimdi şunu biraz küçültmem lazım. Çünkü dikkat ederseniz boyutlarım çok oldukça fazla. Sanıyorum bu kadar yeter. Hatta fazla bile gittim. Şimdi ilk önce A0 eşittir 0,0. B0 da yerleştirelim. Aslında çok az kaldı. Bitmeye. Eşittir. Eksi A1 X virgül A1 Y.
Allah Allah. 1200. Ama daha şey demişiz. Daha çok aşağı küçültecekmişiz. Evet. B0'ı bulduk. Şimdi F1-2'miz var. F1-3'ümüz var. Hemen isterseniz A'yı direkt yazabilirim. Başka türlü de yapabilirim. A'yı direkt yazayım. A eşittir. Açtım parantez. A2 çarpı kosinüs, açtım parantez, fi 1-2, kapa parantez, A2 çarpı sinüs fi 1-2, kapa parantez, kapa parantez. Bakın A burada bir nokta. Bir yanlışlık var. Yok, doğru. Şu anda doğru. %80'imize 0 derecede. Şimdi A'yı bulduk. B'yi bulalım. Şöyle bulacağım. B'ye eşittir. A artı A3 çarpı kosinüs fi bir 3 yataylar olarak şey alıyorum bakın. Niye oraya yazdı? Şuradayım. Fi 1-3 virgül A3 çarpı sin fi 1-3. Ne yaptım? A noktasını fi 1 AB doğrusunu ilave ettim. X ve Y bileşenleriyle. Bakın B de buraya geldi. Ha şimdi dört çubuk mekanizmasını artık çizebilir miyim? Çizebilirim. A0'dan A'ya, A'dan B'ye, B'den de B0'a gelen doğru. Yatağı çizmek için bakın ne yapacağım? Daire alacağım. Bu daireden A3x yarıçaplı bir daire çizdim. Bu noktadan da A3y yarıçaplı daireyi çizdim. Bu ikisinin kesim noktası bana şu noktayı verecektir. Şu iki daireyi kapatırsam gelin şöyle yapayım. Poligon çizeyim. Yatak poligonumuz böyle. Bu konum nedir? Teta 0. Yatak kapalı konumda. Açıyorum. Bakın ne oluyor? İlk önce biraz geri gidiyor. Ondan sonra dönüyor. Yatak açılıyor. Kapatıyorum. Açıyorum. İyi günler.